Böyle bir şey yaratmada bir tane hocamın çok büyük etkisi oldu benim yurt dışındayken. Amerika'da eğitim evet, gördün oradaki e hocalardan biri. Evet, oradakilerden bir tanesi senaryo yazım dersinde ben çok beceremiyordum senaryo yazmayı çünkü hani bir an önce bir şey yapayım istiyorum yazmak nedense beni böyle biraz hmm. sıkan bir şeydi yazdık yazdık çabaladık olmadı olmadı o da bize dedi ki hiç üzülmeyin. Yukarıda tanrı gibi bir yazar olduğu sürece yazmak için çok debelenmeyin. Bırakın onun yazdığı sizi sürüklesin dedi. Süper. Bu sisteme güvenmemin sebebi de o oldu. Hmm. Hakikaten yani ben beceremiyorum çünkü. Hmm. E, bunun en muhteşemini yazan bir sistem varken saniye çıkalım ne olursa olsun. Hadi. Bu sene televizyonda olmamız gerektiğini çok düşünmüyorum. Hmm. Yani Neden? beni ne olur yanlış anlamasınlar bana inansınlar. E çünkü biliyorsunuz yani... Ben bunu bir sene önce önümüzdeki sene olmayacağız televizyonda dediğim zaman arkadaşlarım birazcık niye canım Allah Allah sen de nankörlük yapma dediler. Dedim ki nankörlük değil matematiksel bir hesap ve gidişatı birazcık tepeden görme. Şimdi o dediğim arkadaşların hep dizilerini maalesef kaldırıyorlar. Onlar da sen niye bunu önceden görmüştün diye bana hmm. soruyorlar. Sen niye önceden görmüştün? <laughs> evet yani çünkü bu bir e, file. Fileyi bir yere kadar doldurabilirsiniz esner ama bir yerden sonra ya patlar ya taşar. Yani bu, bu filenin biraz rahatlatılması lazım. Şimdi böyle seyirci biraz seçecek, orası biraz eleyecek, burası biraz var. bir şeyler olacak. Tekrar bir sistem oturacak. O sistemin içinde bize tekrar seyircinin ihtiyacı varsa seve seve olacağız ama bu sene değil. O. Hani e, bu sanatçıların e, işte politika konuşması, <laughs> politik renklerini belli etmeleri ama linç edilmeleri... Efendim, sen onu niye verdin oraya, o oyu niye verdin buraya? E, yaklaşımları, İşte isim vermeden söyleyeyim, hani kişisel bazda konuşmuyorum ama birbirleri hakkında çıkıp vatan haini suçlamalarında bulunmaları, hani sanat politika ilişkisine nasıl bakıyorsun? Sence sanatçı kahramanlık yapmalı mı, yoksa bu kadar alaşağı edilip linç edilirken bu kadar da girmese de olur sanatçı diyenlerden misisin? Nasıl bakıyorsun? Ben belki çoğu sanatçı büyüm kınıcaktır ama ben çok girmemesi gerekiyor diyenlerdenim. Yani benim bugüne kadar herhangi öyle bir özelliğimi kimse bilmez. Hı. Çünkü sevmem bir, bir ikincisi de sevmem derken politika sevmem. Politikayla ilgili hı. fikir beyan etmeyi de sevmem. Hı hı. Birisine baskı yapmayı asla sevmem. Politikayı özünde çok kavrayamayan bir insanım. Çünkü maalesef tebellütümden kaynaklanıyor. Tekrar oralara gitti. Mütevelli, <laughs> tebellit oralardan gidiyoruz. Benim kuşağım gözünü açtı. okula başladı renkli televizyon vardı. Yani biz çok sıkıntı çekmiş, çok badireler atlatmış bir jenerasyon değiliz. Dolayısıyla politikaya çok fazla böyle yaslanmadık büyürken. Şimdi benim kalkıp efendim bilmem kaç yaşına geldim diye bir de sanatçıyım yani ben kendi adıma konuşuyorum. Politik fetva vermem son derece yanlış ve yalan olur. Çünkü ben bir şey yaşamadım. Yani kahvede oturan her adam bir politikacı bilmez yani bir, o bilir e, ya o o kıvama e, gelmek hala, Ya şöyle bir şey, galiba. 68 kuşağı diye bir kuşak var. Bir şey yaşamışlar. Hani bir şey derken küçümsemek değil bir şey yaşamışlar hı hı. ve söyleyecek çok sözleri var. E şimdi ben 74'te doğdum. Gözüm açılırken, bıngıldağım düzelirken Kıbrıs <laughs> ihtilali olmuş. Benim dünyadan haberim yok ki. Peki içinde mi olmak biliyorum? lazım konuşmak için? Yaşamak ee, mı lazım? Fikir beyan ederim. Bakın fikir beyan etmek, fikir tiyatrisinde bulunmak ve fetva dediğim. vermek arasında çok büyük fark var. Ben fetva verecek donanıma sahip olduğumu düşünmüyorum. Anladım.